Başkanım. Mehmet şey aldım. Kim hazırız diyecek? Basın mensuplarımız, değerli grup başkan vekilim, değerli hemşehrilerim. Şu saat itibarıyla il seçim kuruluna yapmış olduğumuz itirazın kamuoyuyla paylaşılması amacıyla adalet aradığımız il seçim kurulunu yani adliye binamızın önündeyiz. Hukuk ve etik ilkelerine bağlı yarışmış ve kazanmış belediye başkanlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. İlçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz itirazların nihayetinde şu an Yüksek Seçim Kurulu'na, pardon İl Seçim Kurulu'na 11 ilçemizin itirazlarını da itiraz etmek suretiyle gerçekleştirdik. İlçe seçim kurullarına biz iki sebepten dolayı itiraz etmiş idik. Bir, geçersiz oyların yeniden sayımı, bu sayıma dayalı ortaya çıkacak tabloya göre yeni bir manevra alanımızın oluşması. Geçersiz oyların sayımına ilişkin tutanaklar tutulduktan sonra da İl Seçim Kurulu'na itiraz ettik. İl Seçim Kurulu'na itirazımızın ana gerekçesi de şu. İl Seçim Kurulu'na diyoruz ki biz ilçe seçim kurullarına itiraz ettik. Sandıklar yani çuvalların bir bölümü açıldı. Sandıklar ve çuvallar açılmışsa o oyların tamamını sayma mecburiyeti var. Buna dayalı olarak İl Seçim Kurulları itirazımız çerçevesinde Ordu ilinin 19 ilçesinin 2229 sandığının tamamının açılmak suretiyle yeniden sayılmasını talep ediyoruz. Yeniden sayıma ilişkin de rakamlarımızın vahametini sizlerle paylaşmak istiyorum. 98.801 iptal oyu var değerli arkadaşlar. 98.801 iptal oyu var. İl genelindeki geçersiz oy oranı Türkiye ortalamasının 3 katı. Dolayısıyla minareyi çalan kılıfına uydurmuş. Ne yapmışlar? Gece tam iftar saatinde, gece olmadan iftar saatiyle birlikte sandık başkanı çuvalı omuzlamış evine gitmiş, kamera görüntülü. Evine gittikten sonra sabahın ikisinde seçim kuruluna teslim etmiş. Kamera görüntülü. Ne yapmış sandık başkanı? Ünye'de yanında polis, yanında güvenlik gücü olmadan sandıkları sürüklemek suretiyle caddelerde gezdirir halde görüntülenmiş, kamera görüntüleriyle sabit. Ne yapmışlar? Altınordu 1258 nolu sandıkta saat 14.15'te açmışlar. Yani iki çeyrek geçe sandıkları açmışlar. Ünye 1149 nolu sandıkta 103 oy almışız. 103 oy yok sayılmış. YSK'da 57 oy olarak gözükmüş. Mesudiye 1025 nolu sandıkta tutanakta hiç oyumuz yok ama çetelede 49 oyumuz var. Bu 98.801 oyun 30.660'ı iptal edilen oyun büyükşehir oyu. Büyükşehir oylarının kahirekseriyeti %80'e yakınında İyi Parti tutanağı açılmış, oy pusulası açılmış. İyi Parti'nin yanına iptal olunması için ne kadar parti varsa hepsi basılmış. Yani ne demek istiyorum? İyi Parti'yi açmışlar, bizi sabote etmek için, iptal etmek için iptal edilen 31 bine yakın oy pusulasının tamamına yakın olanı İyi Parti. Dolayısıyla oradan da oyumuz gitti. Şu an itibariyle YSK'dan beklediğimiz, il seçim kurulundan beklediğimiz bizim sandıkların açılması. Buna yönelik bütün delillerimizi, bütün itirazlarımızı yaptık. Neyi bekliyoruz? Adalet bekliyoruz. Biz çalıştık, haklıydık, kazandık ama sandıktan çıkamadık. Başardık ama sandıktan çıkamadık. Sandıktan çıkmanın yolunun hile ve desisi olmadığına hep inandık. Bu çerçevede hareket ettik ama maalesef sandıkta oyuna geldik ve bu oyun bizim özellikle 4 ilçede hatta 5 ilçede
O kadar tacizkar oldu, o kadar aleni oldu ki sandıkları kapattılar. Muhtarların oylarını önce açtılar. Muhtarları gönderdiler. Gönderdikten sonra sandık başkanıyla sandık baş başa kaldı. Sandıkların mühürleri kırıldı. Mühürler kırıldıktan sonra açıldı. Açılmayla birlikte mühür de pusulada zaten kendisinde. İyi Parti Enver Yılmaz oyunu gördükleri her yerde bir defa basım suretiyle bizim yaklaşık 31 bin oyumuzu iptal ettiler. Toplam 98 bin içindeki 31 bin oyumuzu iptal ettiler. Arkadaşlar ben 5 ilçenin sandık açılma esnasında itirazlar vesilesiyle adliyelere gittim. Bizzat gözlemledim arkadaşlarım. 30'a yakın avukat arkadaşım ki değerli başkanımız Tolga Bey de nezaret etti sağ olsunlar. Gördüğümüz şu, çuval sandık yok artık, çuvala konuldu. Çuvalların hepsinin ağzı açık. Niye açık? Kim açtı? Hangi sebeple açtın? Açtıktan sonra ne yaptın? Bizim iptal oylarımızı saydın. Tekrar geri koydun. Oylar karıştı birbirine. 3 boğum olması lazım. Hiçbir çuvalda hiç 3 boğum yok. Sandıklarda mühür yok. Ne yapmak istiyorsunuz? Niye teşebbüs ettiniz? O boğumları, birinci ve ikinci, üçüncü boğumları neden bağlamadınız? Çuvalların ağzı neden açık? Bunun kamuoyu tarafından tatmin edilecek bir cevaba ihtiyacı var. O cevabı verecek olan adalet teşkilatımızdır. Burasıdır. İl seçim kuruludur. İl seçim kurulundan istediğimiz şudur. Derhal sandıkların tamamı açılsın. O açılmayla birlikte ortaya çıkacak tabloya göre biz kazanacağımıza %100 inanıyoruz. Açın sandıkları, toplum vicdanındaki bu yaralanmayı, bu kanamayı durdurun. Toplum şu anda, ordu şu anda maalesef Büyükşehir Belediye Başkansız. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, meşru, halen de mazbatasını alamamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ordu Türkiye'de en geç mazbatasını alan bir belediye başkanı olunmasını istemiyorsa seçim kurulumuz üzerine düşeni yapmak suretiyle ki güvenimiz tamdır. Hakim arkadaşlara güvenimiz tamdır. Kamuya güvenimiz tamdır. Açmak suretiyle gereğini yapılmasını bekliyoruz. Ondan sonra zaten YSK yani Ankara Yüksek Seçim Kurulu takvimi var. Biz arkadaşlarımız, genel merkezimiz, değerli milletvekillerimizle birlikte o süreci sonuna kadar da takip edeceğiz. Biz haklıydık, başardık ve kazandık. Bu başarımızı ve kazancımızı sırtlanlar örneğindeki gibi sırtlanların sayısına bakıp aldanıp da teslim olmayacağız. Aslanlar bugün adliyenin önünde, bu seçimi biz kazandık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere de basın toplantımıza katılmış olmanız münasebetiyle katkı ve katılımlarınız için şükranlarımı arz ediyorum. Bütün teknik detayıyla konuyu sizlerle paylaştı. İnşallah kendisinin ordudan çıkartılan sesi Türkiye'de yankı bulur. Şimdi hiç kimseden merhamet dilenmiyoruz. Adalet Sarayı'nın önünde adalet istiyoruz. Türkiye'nin başka vilayetlerine benzer olaylar olduğunda kamuoyunu ayağa kaldıran yandaş ve yoldaş medyanın projektörlerini ordunun üzerine yöneltmesini istiyoruz. Bakın, mevcut belediye başkanı seçimden çıktıktan sonra kazandığını söyleyemedi. Ama Enver Yılmaz gittiği her yerde kazandığını söylüyor. Mesele Van'da cereyan edince başka, Ordu'da yaşanınca başka bir pencereden bakılmaz. Devletin dini adalettir. Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi adalete inanıyor, güveniyor ve adaletin kapısında adalet arıyoruz. Bir toplumda şayet adalet duygusu zedelenirse zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. Ve artık sosyal yaşamı da tehdit etmeye başlar. 500 küsür bin oyun içinde
98 bin oy geçersizdir demek, Ordu'da vatandaşın oy kullanmayı bilmediğini iddia etmek demektir. Bu orduya yakışmıyor. Bunu orduya yakıştıranların ordunun hakim demokratik geleneklerinin ne olduğunu iyi idrak etmesi lazım. Biz kazandığımız bir seçimi vatandaşın anasının ak sütü gibi helal oylarıyla Enver Yılmaz'a kazandırdığı bir seçimi hileyle, desiseyle, entrikayla başkasına teslim etmeyiz. Ordunun direniş kültüründen haberdar olmalarını istiyorum. Buna direniriz. Partimizin yetkili organlarıyla ve hukuk kurullarıyla buradayız. İl Seçim Kurulu'nun doğru bir karar vereceğini ve bu adaletsizliğin gidereceğini tahmin ediyorum. Ama yok olmazsa süreç devam edecek. O sürecin devam etmesi için de seçimin sonuçlarına göre Hilmi Güler'in belediye başkanlığının İl Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesi lazım ki biz Yüksek Seçim Kurulu'na gidelim. Buradan Hilmi Güler'e de sesleniyorum. Kendisini bir devlet insanı olarak görüyorum. Sadece belediye başkanı değil, bakan olarak da bu ülkeye hizmet ettiğine şahitlik ettik hep beraber. Kimin bu memlekete hizmeti varsa medyunu şükranız. Hilmi Güler gibi birisi böyle bir seçimden sonra hileyle, desiseyle alınmış bir makamın üzerindeki şaibeyi kaldıramaz. Mazbatasını da almasın diyorum. Buradan orduya sesleniyorum. Adayımıza teveccüh gösteren, İyi Parti'nin adayı değil, ordunun adayı olarak gören ve onu belediye başkanlığı makamına layık görerek gecesini gündüzüne katan değerli hemşehrilerimize de buradan ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Hem şahsım adına hem de partim adına. Lafın üstüne çok laf koymaya gerek yok. Orta yerde bir hukuksuzluk, orta yerde bir kanunsuzluk var. Hukuk fakültelerinin birinci sınıfında okutulan derslere bakıldığında buradaki adaletsizliği görmemek de mümkün değil. 500 küsür bin seçmenin yaklaşık 100 bininin yanlış oy kullandığını düşünmek hayatın öncelikle doğal akışına aykırıdır. Hayatın doğal akışına aykırı olan hiçbir şey hukuka da adalete de uygun değildir. Bu hukuksuzluğun giderilmesi de adalet mekanizmasının elinin altındadır. Ben hala bu ülkede şartlar ne olursa olsun şerefli Türk hakimlerinin varlığına inandığımı ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Hadi ben de sizi alkışlıyorum. Evet, tamam. Ayrıca müsaadenizle bir şey daha söylemek istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi biz bu mücadeleyi veriyoruz. Kimlerin sessiz kaldığına iyi bakın. Biz burada hukuk, demokrasi ve adalet mücadelesi veriyoruz. Kimler buna sessiz ve kayıtsız kalıyor, onlara da iyi bakın ve onların da cevabını alması için elimizden geleni yapacağımızdan emin olun. O ayrıntıyı da vereyim size. Evet, Mustafa. Sosyal medyada var ama ben kendi sosyal medyamdan paylaşmayı uygun görmedim. Arkadaşlar sizlere ulaşacak mahiyetiyle ulaştırırlar. Evet çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Başkanım.
efendim, seni yedirmeyeceğim. Seni yedirmeyeceğim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Onu kimse yiyemez. Ordu sensiz olmaz. Ordu sensiz olmaz.